Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Evimizdeki değişikliğe bir bakın arkadaşlar. Evi boyadık. Ben video çekmediğim dönemde, yani şu bir hafta öncesine kadar böyle bir değişiklik yaptık evimizde. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Ya yoktum buralarda, bir ara bırakmayı düşündüm. Yapamayacağım gibi geldi ama sonrasında çok güzel dönüşler aldım Instagram'dan, buradan bırakmamam yönünde. O yüzden şey yapamadım, vazgeçemedim buradan. Burada da gerçekten beni karşılıksız seven arkadaşlarımın olduğunu biliyorum. O yüzden yola devam arkadaşlar, beraber yola devam edeceğiz bakalım. Bugünden itibaren başladım çekimlerimi yapmaya. Elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Çünkü Instagram'da da aktif bir şekilde yoğun bir trafiğim var. Buraya da çekmeye çalışacağım o yoğunluk arasında arkadaşlar. Burayı da ihmal etmek istemiyorum. Sizler de bana desteklerinizi eksik etmezseniz, böyle güzel izlerseniz, yorum yaparsanız, videolarımızı beğenirseniz çok mutlu olurum. Gerçekten çok memnun olurum. Allah razı olsun diyeyim şimdiden. Böyle işte arkadaşlar, evimizde bir değişiklik, bir güzellik, bir yenilik yaptık. Tazelendik. Gerçekten tazelendik. Ben böyle aklımdaydı hep, hani şu renk, yani böyle şu televizyonun olduğu duvarı boyamayı hep düşünüyordum. Hep aklımdaydı. Cesaret edemiyordum. Hani olur mu olmaz mı? Sonra dedim ki Yeliz, boş ver. Olursa da olur, olmazsa da olur. Olmazsa alırsın bir kutu boya daha, yeniden boyarsın dedim. Sağ olsun Alişim ve Cansu'cum boyadı. Vallahi ay çok özledim sizi. Gerçekten çok özledim, burada olmayı çok özledim. Evimize de böyle değişikliği yapmış olduk işte arkadaşlar. Az tripoda takayım da öyle konuşayım bari. Azıcık konuşalım arkadaşlar. Şöyle tripoda taktım, kolum ağrıdı çünkü. Dediğim gibi Instagram'da da yoğun bir hareketli bir sayfam var, pardon, burası kanal. İşte elimden geldiğince buraya da çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Artık neyi çekebilirsem, biliyorsunuz zaten ben öyle çok fazla kasmıyorum. Yaşanan ev dağınıkta olur, tozda olur, kirde olur, her şey olur arkadaşlar. O yüzden elimden geldiğince günlerimi çekmeye çalışacağım. Ondan sonra işte şeyi diyordum ya, tamam, boya konusunu diyordum. Valla olursa olur, olmazsa olmaz dedim. Olmazsa alırsın yeniden bir boya. Evde boyayanın var nasıl olsa dedim. Cansu'cum da boyuyor babasıyla beraber. Aliş de boyuyor. Şimdi yatak odasına boya alacağım. Bir de taşınmayı düşünüyoruz ya arkadaşlar. Hani durdum şurada 6-7 ay kala falan bir değişiklik yapmış gibi oldum ama yarına çıkacağımız belli değil. Kafamda duracağına şöyle evimin duvarında dursun. İçim rahat etsin. Bana da bir tazelik, değişiklik olsun. Gerçekten böyle evin içinde artık çok bunaldık. Çok bunaldık. Artık insan yüzü görmek istiyoruz. Çıkıp gezip dolaşıp paylaşımda bulunmak istiyoruz. Bana diyorlar ki hani çok zayıfladın falan filan. Ya böyle ben hazır sofraya oturduğum zaman o kadar güzel yemek yerim ki. Yani böyle her şeyi yerim. Dünyalara yerim hazır sofraya oturdum mu. Ama kendim hazırlayıp ettiğim zaman yoruluyorum arkadaşlar. Yorulunca da yiyemiyorum. Çok özledim hazır sofralara oturmayı. Gerçekten böyle pastaları, börekleri, günleri çok özledim arkadaşlarımı, ailemi çok özledim. Özgürce gezebilmeyi çok özledim. Şu hani bunalımlı günlerde şu değişiklik bana çok iyi geldi. Yani böyle duvara baktığım zaman içim açılıyor. Gerçekten tam da böyle istediğim renk oldu. Güzel bir renk oldu. Bilmiyorum, hani şu an kamerada daha açık görünüyor ama aslında birazcık daha koyu. Vallahi avize bile ortaya çıktı yani duvara boyayınca. Şöyle mutfaktan bakınca avizenin böyle taşları falan ortaya çıktı. Tozu da ortaya çıktı tabii. Arka tarafı böyle beyaz olunca görünmüyordu. Onun da bir tozunu almak lazım. Vallahi saat 2 falan oldu. Dün akşam Instagram'da video çektim işte, böyle etek, leopar desenli bir etek giymiştim. Beni de Instagram'da hiç etekli görmedi arkadaşlarım. Sağ olsunlar, o kadar beğendiler, o kadar beğendiler ki. Onun için az önce fotoğraf çekindim. Fotoğraf da paylaştım. Bir de tatlı yapmıştım ben dün arkadaşlar. Tabii sizde yapamadık onu. Padişah yastığı tatlısı yaptım. Video olarak paylaştım Instagram'da. O eteği giydim işte. Çok güzel dönüşler aldım. Onun çekimini yaptık kızımla beraber. Şimdi bütün işim duruyor benim. Evet. Ama sabahtan makineyi çalıştırdım. Makinamı yıktım. Yani kirlilerimi yıkadım, böyle nevresimleri falan. Hava çok güzel dışarıda. Onu asacağım. Çamaşırım bir kurusun, erkenden vakitlice kurusun. Sonrasında da evimi süpüreceğim inşallah. Bakalım, hadi başlayalım. Yemek işlerim de var. Daha ne yemeği yapacağımı da bilmiyorum. Hadi bana kolay gelsin arkadaşlar. Size de kolay gelsin, bana da kolay gelsin. Desteklerinizi bekliyorum. Eğer hani YouTube'da güzel bir yol almak istiyorsak bana destek olmanız gerekiyor arkadaşlar. Çevrenizdeki arkadaşlarınıza söyleyebilirsiniz. Kanalımı önerebilirsiniz. Eğer beni gerçekten seviyorsanız, camdan görüyorsanız önerebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum diyecektim ama yine de göndereyim. Hani bitiriyormuş gibi olacaktı. Neyse. O zaman şunu da söyleyeyim. Nasılsınız arkadaşlar? Görüşmeyeli iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah keyfiniz, neşeniz, mutluluğunuz, huzurunuz yerindedir. Ben şimdi kalkayım, işimi, gücümü halledeyim. Akşama şöyle oh deyip rahat bir şekilde inşallah dizi izleyeyim. Değil mi? Azıcık böyle dinlenmek de lazım. Hadi kaçtım ben. Bir de böyle göstereyim dedim arkadaşlar. Bakın avize ortaya çıktı. Dedim ya, taşları falan bile ortaya çıktı. Yani evde bir avize varmış arkadaşlar. Ben çok beğendim. Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Fikirlerinizi tabii ki bekliyorum. Yorumlara açığım. Yani kırıcı olmayan yorumlara. Tabii ki herkes görüşünü, düşüncesini söyleyebilir, özgürdür. Ama kırıcı olmazsa çok sevinirim. Yani bizim içimize sindi. Önemli olan da bizim içimize sinmesi zaten. Bizim beğenmemiz. Kullanacak olan da biziz. Ay ne kadar netlememezlik yaptı. Heh. Şöyle yapayım. Vallahi beğendik. Değişiklik iyi geldi hepimize. Ha, bir şey daha göstereceğim size. Tamam, duvarın işi tamam. Lambada silinecek olmuş. Vallahi hep toz olmuş taşları. Bir şey daha göstereceğim şimdi size. Sabahleyin bulaşığımı yıkarken bakın çaydanlığımın içini bir güzel parlattım, temizledim. Şu girinti çıkıntı olan yerlerini böyle siyahlık iyice, çayın lekesi iyice işlemişti, böyle tabaka halinde duruyordu. Çamaşır deterjanıyla kaynattım. Hiçbir işe yaramadı arkadaşlar. Ben de ondan sonra çamaşır suyu koydum, kaynattım. İkisine de öyle yaptım. Pırıl pırıl oldu. İçine de su doldurdum, beklettim. Şimdi de makineye atarım. Bulaşığım da burada yıkanmış. Şu İngiliz Home'dan aldığım bardaklarımı makineye atmaya kıyamıyorum. Hani böyle şeyi çıkar diye, yaldızı çıkar, üstündeki desenleri çıkar diye kıyamıyorum. O yüzden sürekli elimde yıkıyorum onu. Artık yeter. Şimdi süpürgemi almaya gidiyorum. Gideyim evimi bir güzel süpüreyim. Valla süpürüyorum. Bu evin işi bitmiyor. Yani sizin de öyledir de. Süpürüyorum. Her yer kırıntı, her yer toz. Babaya yalakalık. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk. Eleştireyim mi çorap? Kokuyor mu? Üzüm. Baba mı gelmiş oğlum? Allah'ım ya Rabbim ya. Nasıl seviniyor bak sen geldin diye. Bak. Atlayacak şimdi pantolonuna senin. Ben bir şey almadım ama. Bak. Siz oynayın da. Bak Cansu. Bak şebekliğe bakar mısın? Ayağını öpeyim baba, ayağını öpeyim. Elini öpeyim, beni elini ayağını öpeyim baba diyor. Ben tezgaha çıkmaya başladım baba. Sizi gönderme. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. En çok ben seviyorum. Allah'ım ya Rabbim. Çok yayamaz bunlar ama işte böyle yapınca da hiç kıyamıyoruz işte arkadaşlar. Bırakamıyor beni. Ha, tamam, diş geçiriyorsun. Dişleri mi kaşınıyor acaba? Azıcık yürü bakalım Ali. Sırtı kaşınıyor gibi. Azıcık yürü bakalım ne yapacak? Oğlum Allah'ım ya, tam bir şımarıksın sen ya. Tam bir şımarıksın. Kaldıramıyorum ki, çok yemiş. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi sen maskeni falan bir çıkar. Şunu anlatıyordun, gel. Arkadaşlar Ali Beyciğim geldi. Kıyma aldı, ekmek aldı. Kasaba böyle böldürmüş kıymalarımızı. Bu da mı öyle kocacığım? Evet, bunu da öyle yaptırmış. Hadi. Vallahi güzel olmuş yani. Ben de bir poşetlerim tabii bunları, elden geçiririm. Şurada da maydanozum var. Bir de bakın yumurta saklama kabı aldım. Ama şimdi bunları bırakacağım. Sonra bakın süpürgemiz burada. Süpürgemiz. Tripodu da böyle koydum. Şimdi video çekecektim burayı süpürürken diye ama uzadı. Video uzuyor. O yüzden belki de çekmem. Üzüm çok yayamazlık yaptın. Lokum da orada. Lokum da burada. Lokum da hanım. Hanımcık burada, teyzeleri bakın. Ha kızım benim. Şimdi ben süpürgemi elime alayım arkadaşlar. Konuşamadım. Evet. Devam ediyorum böyle. Ali Bey geldiği için ara vermiştim. Ben yemek hazırlığıma başladım arkadaşlar. Ne yapacağım? Böyle patates karnıyarık yapılıyor ya hani, patlıcanla üstünde böyle kıymalı falan. Onu patatesle yapacağım. Bir de video çekeceğim. Bakın ne giydi Yeliz. Giyindim, video çekeceğim. Instagram'a da böyle yaptığım yemekleri, pastaların, böreklerin tarifini atıyorum. Dur bir yüzümü göstereyim, durun. Evet, giyindim böyle tüllü müllü. Yemeğimi yapacağım işte arkadaşlar. Hazırladım, malzemelerimi de hazırladım. Şimdi videoya bir başlayayım ben. Siz de izlersiniz. Instagram'daki arkadaşlarım da izler. Böyle işte hemencecik hızlıca yapmaya çalışacağım. Bakalım neler yapacağız. Ben şey yapacaktım, böyle patatesi ortadan yarıp kızartıp kıymayı içine dolduracaktım ama patates birazcık çürük çıktı. O yüzden şeye döndük, patates oturtmaya döndük. Şimdi hemen devam edelim, yemeğimizi yapalım bakalım. Yemeğimizi fırından çıkardım arkadaşlar. Yemeğimiz pişti. Şöyle tabağa da aldım, Instagram'da gösterebilmek için. Şimdi salatamı yapacağım. Sonrasında da masamı hazırlayacağım. Sonrasında da afiyetle yeriz inşallah. Masamız hazır çok şükür arkadaşlar. Yemeğimiz de hazır. Dün akşamdan kalan bulgur pilavım. Böyle işte patates oturtmamız, salatamız, biberimiz. Ayran mı yapsak dedim. O sırada geldim, baktım ki Aliş bardaklara su dolduruyor. Böyle arkadaşlar, bu akşam da yemeğimiz böyle. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin inşallah. Yiyenlere şifa olsun. Bu akşam çay Ali Bey'den arkadaşlar. Çayımızı demledi ama 2 çaydanlıkta makinede olduğu için böyle cam demliğimizde demledi. Nasıl ayarladın kocacığım şimdi demini? Yani biraz gizli bir formül. Ali Bey gizli formülünü bizimle paylaşmak istemedi arkadaşlar. Evet. Cansucuğum da mutfağı şöyle bir üstten topladı arkadaşlar. Şimdi kalan işleri de yaparız, hallederiz. Ama öncesinde ben şu tüllü elbisemden bir kurtulayım. Üstümü değiştireyim çünkü üşümeye başladım. Kocacığım az beni bekle, ben beraber içelim çayımızı. Ha, tatlıyı da göstereyim ben arkadaşlara. Sizsiz yaptığım tatlı bu arkadaşlar. Padişah yastığı tatlısı. Vallahi tadı güzel. Hafif böyle şerbetli ama çok da hafif bir tatlı. Instagram'da tarifi var. İnşallah bir gün YouTube'da da yapmak nasip olur. Bardaklar da buraya çıktı. Ben şimdi hemen üstümü değiştirip geleyim. Tatlı servisimizi de yaparız. Çayımızla beraber afiyetle yeriz inşallah. Giyindim geldim arkadaşlar. Kazağımı giydim. Azıcık ısınayım. Vallahi ilk defa böyle çay yaptık. Bakalım demini ayarlayabildi mi Aliş? Çay yetecek mi bize? Bu ara arkadaşlar ben baya çay içmeye başladım. Böyle tabii video çekmediğim zamanlarda Instagram'da canlı yayın açıyordum arkadaşlarla falan, böyle sohbet ediyorduk. Sohbet esnasında da çayımı içiyordum. Güzel. Aynı anda. Güzel. Evet. Vallahi dizimiz de başladı. Şimdi gidelim. Ben tatlıları koyacağım tabii önce. Sonra çayımızı içelim. Çayımızı içtik, tatlımızı da yedik. Veda etmek için geldim arkadaşlar. Mutfaktayım, yine mutfakta, köşemdeyim. Size şunu göstereyim arkadaşlar. Siz yokken alındı bunlar. Şu Emma'ya çaydanlık. Bayıldım ben buna arkadaşlar. Trendyol'dan aldım. Bayıldım gerçekten. Bakın şöyle üstünde de şey var. Kapağında da 2 tane çiçeği var böyle. Gerçekten bayıldım. Kettle yerine de kullanırım dedim. Böyle su ısıtmak için ya da ıhlamur kaynatmak için. Çünkü şey yapıyor böyle ıhlamur, çelik çaydanlıkların içine çok böyle renk veriyor, karartıyor gibi oluyor. Çok beğendim, aldım. Vallahi aklımda duracağına evimde dursun. Bir de şu yağdanlığı aldım arkadaşlar. Şunu aldım. Akıtmıyor bu. Böyle salataya çok rahat bir şekilde döküyorsunuz. Kesinlikle akıtmıyor. Hepkiler dolabım yağ oluyordu. Şimdi buna döküyorum. Hiçbir şey olmuyor çok şükür. Ha, bir de şuradaki kavanozlarımı kaldırdım siz yokken arkadaşlar. Oraya o çiçeğimi getirdim. Oraya da öyle bir dekor vermiş oldum. Artık bir sonraki vlogda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi, videomuzu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar. Hoşça kalın.